Memnunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesi var. Bunu sizlere duyurmak istedik. Arkadaşlar tayinlerle ilgili bir resmi duyuru geldi. Sağlık Bakanlığı KHK adlı 4 tel işçilerin tayin haklarıyla ilgili bilgilendirme yazısı yazdı arkadaşlar. Bilgilendirme yazısı yazdı. Yazı ile ilgili detayları sizlere vereceğim. <laughs> Ama arkadaşlar olumlu bir yazıyı bir göstereyim size olumlu bir haber mi? Değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim de hani kanun teklifleri var bu yönde. Soru önergeleri var. Sağlık Bakanlığı'ndan tüm işçileri ilgilendiren sadece Sağlık Bakanlığı değil yani 696 KYK ile kadroya geçen bütün işçilerin ortak şikayetlerini Sağlık Bakanlığı resmi yazıyla dile getirmiş. Kısa öz bir şekilde açıklayayım size arkadaşlar. Atama ve gölendirmeleri hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü adına Sağlık Bakanlığı'na bir yazı arkadaşlar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bakalım yazı ne diyor. 30 11 2020 tarihli ve sayılı yazınız diyor arkadaşlar. 20 11 2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 1 2 2018 tarihli ve 7079 sayılı kanunun 118. maddesiyle aynı kabul edilen 127. maddesinin 27 6 1989 tarihli ve 333 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen, geçici 23. madde kapsamında istihdam edilen iş, sürekli işçilerin iller arası atama ve görevlendirmelerine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir diyor arkadaşlar. Yani Aile Çalışma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'na bu yazıyı gönderiyor arkadaşlar. 2011-2017 tarihli ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 1-2-2018 tarihli ve 7079 sayılı kanunun 118. maddesiyle aynı kabul edilen 127. maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 373 sayılı kanun hükmünde kararname eklenen geçici 23. maddenin 4. ve 5. fıkralarında sürekli iş kadrolarında geçireceklerin kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibariyle sürekli işçi unvanıyla ihtisas edilmiş sayılır. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihtisas edilen sürekli iş kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibariyle sürekli iş ünvanı ile ihtisas edilmiş sayılır. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihtisas edilen sürekli iş kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır diyor arkadaşlar. Yani yerine biri alınmaz diyor ya da geri dönemez diyor. Sürekli işi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece çalıştırdıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik ve yaşlılık veya mağlulük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu kapsamda geçiş işlemleri yapılanlar 5188 sayılı kanun hüküm hükümlerinde Tayyip olmaya devam eder hükümleri yer almaktadır. 225 2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununda işçilerin kurum içinde görevlendirmeleri ve Nakli konusunda herhangi bir düzenleme Bulunmamaktadır. Bu hususlar bireysel iş sözleşmelerinde Veya toplu sözleşmelerinde ya da iş yeri personel yönetmeliklerinde düzenlenebilmektedir. 18 2012 tarihli ve 6356 sayılı sendikalar ile Toplu sözleşmesi kanununun 33. maddesinin son fıkrasında ise toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler anayasa ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez hükmü yer almaktadır. Sonuç olarak 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesindeki emredici hükümleri aykırı olan iller arası atama ve görevlendirmeye ilişkin toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinin Anlam madde kapsamında sürekli iş kadrosunda istihdam edilenler bakımından uygulanabilir olmadığı değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi arz ederim. Arkadaşlar bir daha son maddeyi bir daha okuyacağım. 18-10-2012 tarihli ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunun 33. maddesini son fıkrasında diyor ki diyor arkadaşlar toplu sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler anayasa ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez. Hükmü yer almaktadır. Yani arkadaşlar diyor ki siz toplu sözleşmesinde 4 TL işçiler 696 sayılı KYK ile kadroya geçen 4 TL işçilerin tayin haklarını verseniz bile yani biz artık tayin yapacağız. iller arası tayin yaptıracağız işçilere diye bir toplu sözleşmesine madde ekleseniz bile bu anayasaya aykırı düzenlemeler içeremez. Kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez diyor. Yani işçilerin 690 sayılı KYK ile kadroya geçen yüz binlerce işçinin tayin hakkı olmadığı için toplu üst sözleşmesinde böyle bir düzenleme getirilemez. Bu anayasa ve kanuna aykırıdır diyor arkadaşlar. Yani burada da sendikalar tayin hakları ile ilgili herhangi bir şekilde ne zorunlu emeklilikle ilgili ne tayin hakları ile ilgili yasada yer almadığı için, yasada olmadığı için anayasaya aykırı, kanun aykırı bir düzenleme toplu üst sözleşmelerinde yapamaz diyor. Yani arkadaşlar şunu özetleyeyim size. Tayin hakları, zorunlu emeklilik, bu resmi yazıya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bu resmi yazısına göre kanun çıkmadan düzelemiyor arkadaşlar. Ya kanun çıkacak, ya hatırlarsınız bu konuda CHP'nin iki ayrı kanun teklif vardı. E, Dört deli işçilerin tayin ile ilgili zorunlu emeklilikler ile alakalı yine kanun teklifleri var. Ama hiçbiri iktidar parti tarafından yani AK Parti tarafından değil hep muhalefet partileri tarafından verilmiştir şu ana kadar. Muhalefet partileri de verdiği için bu kanun teklifleri arkadaşlar %100 reddedilecek AK Parti tarafından ve MHP tarafından. Bunu bunu arkadaşlar hükümetin kendisinin istemesi gerekiyor. Bu tayin hakkının ve zorunlu emeklilik probleminin ve Milliyetin Bakanı'nda çalışan işlerin 12 ay maaş almalarıyla alakalı arkadaşlar hepsinin top AK Parti'de, top MHP'de, top Kanun teklifi vermelerinde arkadaşlar muhalefet partileri veriyor ama reddediyorlar arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Neden reddediyorlar? Başka bir videoda sizlere söylemiştim. Hiçbir siyasi parti arkadaşlar bir muhalefet partisinin verdiği teklife okey demez arkadaşlar. Çünkü siyaset bu arkadaşlar. Yani muhalefet partisi işçinin lehine, emeklinin ne bileyim işte. Yani herhangi bir, bir kurumun lehine bile bir kanun teklifi verse iktidar istemedikten sonra bunu reddeder ve kendi çıkartırsa kendi kanun teklifi verir ve çıkarır arkadaşlar. Böyle bir problem var. Biz sizlere haber vermeye, haber üretmeye devam edeceğiz. Sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Durum bu yönde. Çalışma Bakanlığı son aktardı bu yazısıyla arkadaşlar. Toplu sözleşmelerinde böyle bir maddeler eklenemez diyor. Eklense de kanuna aykırı, anayasaya aykırıdır diyor. Böyle arkadaşlar durum bu yönde. Böyle olumlu bir haber veremedik size artık kusurumuza bakmayın. Ama kanalı büyütelim. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kanal büyüyor. Sesimiz etkili bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Bu yazılar hep bir baskının sonucudur. Bu yazılar, bu kanun teklifleri hep bir işçilerin ortak hareket etmesiyle, bu kanalı büyütmesiyle, sendikaların bastırmasıyla oluyor. Biz sizlerin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Durum bu yönde arkadaşlar. Ekranda sağda solda iki özel video da ekrandadır. Arkadaşlar sağda solda iş arayan bir arkadaşınız varsa... Memurlar web sitesinde çok sayıda iş ilanı girdik. Bilginiz olsun Memurlar web sitesine girip iş ilanlarına bakabilirsiniz. Çok sayıda iş ilanı var. Ekranda da sol tarafta iş ilanı videosu vardır. Onu da izlemenizi öneriyorum. Ve kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum. Kanalı 100 bin abone yapalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım.